Mutluluklar Eğitimi Merkezi'ne, Başarıya Doğru'ya bir kez daha hoş geldiniz. Evet, günün konuğu Bir Eğitim Kurumları Kampüs Müdürü Sayın Burak Ersat. Sayın Ersat, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi değerli dostum, tabii burada her gelen eğitimciyle öncelikle bir salgın dönemini konuşmak istiyorum. Çünkü salgın döneminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok sektör etkilendi, hazırlıksız yakalandı. Ancak daha sonra yaptıkları çalışmalarla burada artılara doğru hareket ettiler. Peki, salgın dönemi geçtiğimiz 2020'nin Mart'ında başladığında sektör bence buna hazırlıklı mıydı, değil miydi bilemiyorum ama bir anda adapte olma şansını sahip oldu. O günleri biraz bize anlatır mısınız? Sayın Hocam, çok teşekkür ediyorum. Tabii bir hazırlanacağımız bir evre olmadı. Bir sabah uyandık, baktık. Yepyeni bir dünyayla karşılaştık. Aslında bunun sinyallerini an be an alıyorduk. Nerede alıyorduk? İşte günümüzden, geçmişten günümüze gelene kadar hep toplumlar bir yere kadar doldu, doygunluğa erişti ve ondan sonra dönüşüme geldi. Bu dönüşümlerden biriydi aslında. İşte daha önceden tarım toplumu vardı, o değişti. Endüstri toplumu vardı, o değişti. Bilgi toplumu vardı, o değişti. Ve en son yaşadığımız teknoloji toplumu, onunla beraber uyum süreci de vardı. Bu 1,5 yıllık dönem ben hep uyum süreci olarak gördüm. Bu 1,5 yıllık dönemde biz de bu uyum sürecinde eğitim kurumları olarak tabii sorumluluklarımız vardı. Ben hep burada Elon Musk'ın bir metaforu vardır, gemi metaforu. Hep onu çok böyle beğenerek anlatmışım. Paylaşım bizde. Gemi metaforunda hep şunu anlatır. Evet, biz hepimiz, bütün insanlık, canlılar gemide gidiyoruz ve bazıları bu gemide delikler açıyor. O gemide açılan deliklerle ben suyun dolduğunu ayaklarımda hissettim ve elime aldığım kova ile suyu boşaltmaya başladım. Aslında biz de bu noktadayız. Bu 1,5 yıllık dönemde, teknolojik dönüşüm döneminde, teknolojik toplum döneminde biz de elimize kovayı alıp eğitim kurumları olarak, toplumun önderleri olarak, toplumu yetiştiren bireyler olarak eğitim kurumlarında biz elimize kovayı alıp boşaltmamız gerekiyordu. Tabii orada devletin bir uyguladığı bir eğitim modeli vardı. Biz onlara istinaden özel okullar biraz daha şanslıydı. Bizler imkanlarımızla öğrencilerimize bir eğitim portalı açtık. Uzaktan eğitim portalları açtık. Bu eğitim portallarında da ihmal ettiğimiz yerler de vardı tabii ki. Yaklaşık 10 yıldır söylenen öğrenci merkezli eğitim bir anda öğretmen merkezli eğitime döndü. Burada eğitim kurumları da öğretmen merkezli eğitim kurumlarıyla öğrenci merkezli eğitim kurumları arasındaki farkı da belirleyen aslında veliler oldu bu süreçte. Velilerimiz de derslerimize ortak oldu. Onlarla beraber bir sürecin içerisine girdik. Hazırlıklı mıydık? Değildik. Peki. Sayın Ersat, şimdi burada hazırlıklı mıydık, değildik cümlesine geçerken tabii böyle bir ortamın olamayacağı, yani bilemiyorduk. Her sektörde bir şaşkınlık dönemi geçti. Hatta Türkiye'de diğer ülkelere baktığımızda en çok kapanan, okulları kapanan ülkelerde ilk 3 sırada yer aldık. Ama bunun nedeni ciddi, ilkeli bir plan program yapabilmek için ve daha sonra da bu uygulanmaya başlandı. Tabii ki çok doğaldır. İlk etapta uzaktan eğitimde, uzaktan eğitimin ilk anlatımlarıyla, ilk çalışmalarıyla daha sonraki çalışmalarına büyük bir farklılık oldu. Ama burada gerek devlet olsun, gerek özel okullar olsun elini taşın altına soktu. Ama özellikle öğretmenler başrolde olmak şartıyla bu olayı getirdi. Şimdi tabii ki bu salgın dönemiyle birlikte bir yeni dönemler başlıyor. Bunlarda nelerin değişmesini bekliyorsunuz siz? Mesela ben bir veli olsam, ben bir öğrenci olsam, bir öğretmen olsam, bir kurucu olsam nelerle karşılaşacağım ve neler değişecek? Sayın Hocam, öncelikle 2018 yılında Milli Eğitim Bakanımızla beraber aslında bir dönüşüm hareketi başladı. Teknoloji toplumuna, teknolojiye dönüşüm başlamıştı. Fakat yaşadığımız bu süreç bu zorunluluk haline getirdi. Biz eğitim kurumumuzda işte vizyonumuzu biraz daha inovasyona çevirdik. Burada inovasyon derken neyi kastediyorsunuz? Bilgide inovasyon, toplumda inovasyon, kültürel inovasyon, bunların hepsini inovasyonun içerisine aldık. Mesela kurumunuzda neler yaptınız? Kurumumuzda neler yaptık? Öncelikle
bilgide inovasyon noktasında öğrenciye erişebilme noktasında uzaktan eğitim modüllerimizi biz 6 yıldır kullanıyorduk. Hı hı. 6 yıldır kullandığımız uzaktan eğitim modüllerimizi hibrit eğitim modelimizle beraber destekledik. Hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitimle beraber öğrencilerimizin eksik tamamlama çalışmalarını uzaktan eğitimle beraber desteklediğimiz bir süreç oldu. Öğrencilerimizi biraz önce bahsettiğim öğretmen merkezinden öğrenci merkezinde tutabilmek için küçük gruplar halinde öğrencilerimizi online eğitimde aldık ve eksiklerini ölçme değerlendirme sistemimiz ve akademik takip sistemimizle beraber öğrencilerimizin eksiklerini tamamlayıp uzaktan eğitim modelimizle, hibrit eğitimimizle desteklediğimiz bir süreç oldu. Peki bundan sonra neler değişecek noktasında da evet artık bir bench'te oturan bir uzaktan eğitim modülü olacak eğitim kurumlarının. Biz eğitim kurumlarımız, biz eğitim kurumlarımızda biliyorsunuz ki dershane kökenli bir oluşum olmamızdan dolayı kurs kısmını uzaktan eğitim modülüyle desteklediğimiz bir süreç olacak. Yani öğrencilerimiz aynı zamanda bizden kurs hizmetlerini de alırken, kurs hizmetlerini de alırken bunu uzaktan eğitim modülüyle alacak. Neden bunu hala devam ettiriyoruz? Çünkü öğrenci öğrenmeye alıştığı bir süreç. Öğretmen öğretmeye alıştığı bir süreç ve velinin de artık aşina olduğu bir süreç olduğundan dolayı bu bağı da koparmak istemiyorduk. Bunun yanında üniversite oluşumumuzda olmasının üniversite temelli bir kurum olmamızdan dolayı üniversitelerin biliyorsunuz sürekli eğitim merkezlerinin sağlamış olduğu sertifika programları vardı. Sertifika programları da artık lise eğitim programlarına da entegre edildiği bir süreç yaşayacağız. Bizim öğrencilerimize sürekli eğitim merkezlerinin üniversiteyle akreditasyon alınmış, üniversite onaylı sertifika eğitimlerimizi yine öğrencilerimize vereceğimiz süreçler olacak. Bir de çift diploma programları. Yine bu uzaktan eğitimle alınabilecek programlar. Uluslararası bazda öğrencilerimize diploma alma hakkı sağladığımız eğitim programları da sistemin içerisine entegre edilecek bundan sonraki süreçte. Peki buradan bir adım daha ileri gidelim. Tabii burada şimdi gerek üniversitenin eğitim fakülteleri, sürekli eğitim merkezleri getiriyor vesaire ve burada okullarda profesyonel bir yaşama geçiliyor. Bu belli oldu eğitim sisteminde. Evet. Gelen sorulardan bir tanesi şu, hemen uyarıyorlar beni. Çift diploma derken yurt dışıyla online olarak mı irtibat kurulacak? Şöyle, tabii ki ilk başta online olarak öğrenci başlıyor. Fark derslerini öğrenci online olarak alıyor. Ama değişim programlarıyla beraber öğrenci oradaki okul iklimini de almasını sağlıyoruz. Öğrenci muhakkak o okul diplomasını aldığı okulun kültürünü de görsün istiyoruz. Öğrencimiz bu süreçlerden geçtikten sonra iki diplomalı bir şekilde lise mezunu olabiliyor. Tabii burada bir şey daha açalım ama yanlış söylüyorsam lütfen Sayın Ersat düzeltin. Eğer ülke dışında bir ülkeden diploma alıyorsa öğrenci oranın da eğitim haklarına sahip oluyor. Oradaki üniversitelerinde devam etme şansına sahip oluyor. Yani bu büyük bir fırsat, bence gençlerin çok iyi değerlendirmesi lazım. Burada siz bilerek ya da bilmeden bir ipucu verdiniz. Sevgili gençler, sevgili veliler, okul seçimi yaparken lütfen bu çift diplomayı da iyi araştırmanızda bence yarar var. Tabii yine siz bilirsiniz. Ben yalnızca hatırlatmak istedim. Şimdi gelelim, biraz evvel hibrit kelimesi geçti, uzaktan eğitim geçti. Esasında ülke olaraktan biz uzaktan eğitimi çok çok önceden başlattık. Bunlardan bir tanesi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesidir. Diğeri Erzurum'da Atatürk Üniversitesi uzaktan eğitim, bir de İstanbul Üniversitesi'nde uzaktan eğitim fakülteleri vardır. Ve ayrıca Milli Eğitim'in de EBAS ile birlikte hakikaten biz bu konuda taşın altına elimizi çok sağlam soktuk. Bunu toplumun da çok iyi bilmesine yarar var. Özellikle çok değerli dostum Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk Beyefendi'ye de buradan çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Ve kendisini bir eğitimci olarak kutluyorum. Aynen. Çünkü konuyu çok iyi biliyorum. Kesinlikle. O yüzden onu kutlamam gerektiğini de biliyorum. Peki şimdi hibrit eğitim denilince katılıyor musunuz? Ben yalnızca hibrit eğitim kelimesine bir kenara koydum. Artık hibrit öğrenci, hibrit öğretmen, hibrit veli, kısacası hibrit insan olacak mı? Ne dersiniz? Muhakkak değişen, dönüşen toplumda hibrit kelimesi artık gündemimizde olacak. Ha, bunların üstüne düşen görevlere girin hocam. Bunların üstüne düşen görevlerde bu 1,5 yıllık süreçte velilerimiz bir kere çok yoruldu. Onu bir kenara bırakıyorum, en sonundan bahsedeceğim. Peki. Öğrencilerimiz artık hibrit eğitimin kolay taraflarını da sonlara doğru fark ettiler.
Bunun interaktif modülde Web 2.0 araçlarıyla daha kolay öğrenmeler olduğunu da fark ettiler. Ondan dolayı hibrit öğrenci modülü muhakkak olacak. Hibrit öğretmen modülü muhakkak olacak. Hibrit okul sistemi de olacak. Ama bunlar akademik takip ve ilerleme sistemi olmadan doğru hedefe ulaştıracak çözümler değil. Akademik takip ve ilerleme sistemi olduğu müddetçe hibrit öğrenci kazanımları gün be gün tespit edilir ve buna yönelik çözümlerle öğrenciye hizmet veren öğretmen, hibrit öğretmen biraz daha ön planda olacak. Veli noktasında velilerle aslında öğrenci sorumluluğunda, öğretmen sorumluluğunda ilerlediği dünyada veliye de ebeveyn sorumluluğu aslında kalıyor. Bizim eğitim yaklaşımımızda veliden sadece annelik ve babalığı aslında ön planda tuttuğumuz bir süreç. Çünkü hibrit eğitimle beraber artık bilgi daha hızlı transfer oluyor. Hı hı. Daha hızlı transferi sağlanıyor. Öğrenci bilgiye, bir dönemlik bilgiye daha az zamanda daha çok uygulamalı çalışmalarla beraber daha kolay öğrenebiliyor. Bu süreçte veliye de sadece ve sadece öğrencisiyle geçirebileceği kaliteli kuşak bırakmayı amaçlıyoruz. Biz okullarımızda ödevsiz eğitim programına geçtik. Hafta içi öğrencilerimize ödev vermek istemiyoruz. Öğrenciler evde aileleriyle beraber kaliteli bir öğrenme kuşağı sağlarken toplumsal duyarlılık projelerini ön plana çıkartsın. Sosyal projeler ön plana çıkartsın ve burada ailesiyle beraber aslında bir şey yapma alanı açıyoruz velilerimize, öğrencilerimize beraber. Şimdi sevgili Ersat, tabii burada siz olayı anlatırken çok güzel hemen rica odasından da kulaktan sorular gelmeye başlıyor. Örneğin diyorlar ki velileri nasıl yönlendirecekler? Onlara yol gösterecekler mi kurumlarında? Şöyle, velilerimiz aslında yönlendirmeye çok müsait ve bilgiyi istiyorlar. Fakat burada velilerimizden bizim aslında biraz daha tercihimiz annelik ve babalığı ön planda tutup veli olarak bize biraz daha bizim mentor öğretmen kavramıyla beraber hareket etmelerini istiyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben velilerle konuştum. Veliler, evet, siz öğretmenler o kadar hak veriyorlar ki diyorlar ki biz bir öğrenciyle zor uğraşırız. Uğraşırken, Allah onlardan razı olsun. Kesinlikle. 20 tane öğrenciyle bir arada nasıl? Özellikle de okul öncesi velileri var ya, öğretmenleri sırtlarına taşıyacaklar. Ama burada ortaya ne çıktı biliyor musunuz? Öğretmenin değeri bir kez daha ortaya, kesinlikle, çıktı. Ve her programda söylüyorum, burada söyleyeceğim, fikrinizi alacağım. Online sistemde, uzak eğitimde, ya uzaktan eğitimde daha zor olay. Daha çok yoruldular. Evet. Bu insanlara bir kez daha, tabii sesli olmayacak ama kalben alkışlamakta, kesinlikle, yarar var. Kesinlikle. Ne dersiniz öğretmenler, ne diye yaptılar, hangi noktaya geldiler? Canım hocam, şöyle, yaşadığımız süreçte okul iklimine bağlayan tek bir bağımız vardı, öğretmen. Öğretmen öğrenciyi o okul iklimine bağlı kıldı. Öğretmenin burada özverisi, çalışması, çabası, kendini güncellemesi hepsini bu zaman dilimine sıkıştırdı. Yılların deneyimi, tecrübesi olan öğretmenler bile bu süreçte kendilerini güncelleyip öğrencilerine tekrardan aynı bilgiyi farklı modüllerle vermeye çalıştı. Onun için takdire şayan bir hizmet verdik. Takdire şayan bir şekilde çalışmalarını sergilediler ve velilerinin hani bu süreçte öğretmen merkezli eğitimde bile velilerin takdirini, gönüllerini çaldılar. Ben hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Tabii yani benim araştırmacı arkadaşlarım da kurumlarınızla da ilgili bir araştırma yaptılar. Burada şunu da gördük. Özellikle mensubu olduğunuz üniversitenin de eğitim fakültesinden özellikle çok değerli öğretim üyeleri öğretmeninizin gelişimini sağlayabilmek için birçok programlar yapıyorlar. Bu konuda da biraz bir şeyler açar mısınız? Çünkü öğretmene değer veren kurum tercih edilen kurumlardan biridir. Sevgili dostlar, okul seçerken lütfen şuna çok dikkat edin. Öğretmenine yatırım yapan kurum kimler? Öğretmenini bir basamak daha yukarı çıkartmaya çalışan kurum nedir? Onu öğrenin ve ona göre tercih yapın. Kesinlikle hocam, burada çok haklısınız. Kurumumuz hemen strateji geliştirme kurulunu oluşturdu pandemi döneminde. Strateji geliştirme kurulunun başında da eğitimin önderlerinden Ümit Kalko Bey vardı. Bunun yanında akademik kadroda, strateji geliştirme kurulunda akademisyenler elini taşın altına koymak için öğretmenlerimize bir öğrenme portalı ve gelişim portalı açtı. Bunların
bunların hepsini öğretmenlerin sertifikasyon programı ve gelişimi için bir eğitim programı içerisinde verdik. Öğretmenlerimiz sabahları öğrencilerine eğitim verirken öğleden sonra bu öğrenme portallarına dahil oldu. Çok güzel bir öğrenme serüveniydi. Öğretmenlerim de çok çok memnun kaldı. Burada Türkiye'nin en büyük eğitim fakültelerinden birinden hizmet almanın vermiş olduğu gururla öğretmenlerim de geleceğine yatırım yapması tabii ki onları da mutlu etti. Sayın Ersan, sorulardan bir tanesi not aldım. Aynen okuyorum size. 21. yüzyıl becerileri değişen dünya düzeniyle birlikte eğitim kurumlarımıza nasıl yer alacak? Sayın Hocam, şöyle bir süreç. Evet, bizler iyi eğitimler veriyoruz ama şöyle bir gerçek var. Akademik başarıyla hayat başarısı aynı şey değil. Akademik başarıda öğrenci Türkçe, matematik, fen, sosyal yapıyor. İngilizce yapıyor, konuşuyor ama hayat başarısında öğrenci başarılı olmadıktan sonra akademik başarının bir anlamı kalmıyor. Doğru. Öğrenciler günün büyük bir dilimini okullarında geçirdiği için artık velilerin okullardan temennilerin arasında hayat becerisine yönelik eylemler de var. Hı-hı. Nedir? Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, takım çalışması, iletişim. Bu becerileri de okuldan bekliyor. Bakın, bunların olması da yeterli değil. Bunların temelinde de iyi insan olması gerekiyor. Bunları da okullarında alabileceği okul iklimlerini öğretmenlerimizle beraber, üniversiteden ki strateji geliştirme kurulunun belirlediği eğitimlerini alan, oyunlaştırma eğitimleri, gelişim eğitimlerini alan öğretmenlerimizle beraber kurguladığımız müfredatla birlikte öğrencilerimize bu yetileri de kazandırıyoruz. Hocam, siz tabii yani burada bir şeyin de altını çiziyorsunuz. Yani sohbetin içerisine geçiyor. Bu söylediğiniz başlıklar iş dünyasında, iş dünyasında aranan özelliklerin başlangıcına geliyor. Bu da o zaman nereye geliyor? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lisede tabii kademeli olaraktan öğrenciye bunların verilmesi gereken noktalar. Çok doğru gidiyorsunuz. Peki, okullar 6 Eylül'de açılıyor. Evet. Ne olacak? Hocam, 6 Eylül'de açılacak. Herkes meraklı bir kere. Evet. Sizce açılacak mı? Açılacak mı? Bence açılacak. Sayın Bakanımızın da söylediği gibi, öngördüğü gibi şu an aşılarımız da çok güzel gidiyor. Şu an artık normalleşme, yeni normalleşme dedikleri şey artık eskide kaldı gibi duruyor. Artık eskiye bir dönüş olsun istiyoruz. Hı hı. Biz 6 Eylül'de eğitim kurumumuz olarak canı gönülden kampüs bazında, okul bazında, genel müdürlük bazında 6 Eylül'e odaklandık Sait Hocam. 6 Eylül'de genel merkezimizin bütün çalışanları, kampüsümüzün bütün çalışanları, öğretmenlerimiz, hademelerimize kadar bütün personelimiz 6 Eylül'ü canla başlayacak. Ama tabii burada çekiyor. Şöyle bir şey var hocam. Yani burada bir gerçeği de görelim. Artık uzaktan eğitim dediğimiz olayı da yaşayacağız. Yani belirli yüzdeliği düşebilir. %20, evet. %30 olabilir ama uzaktan eğitim bundan sonra bizim eğitim dünyasında yerini alacak. Yani bu konuda hemfikir miyiz bir kere? Uzaktan eğitim yok diye bir şey yok. Olacak bundan sonra. Hocam, çoğu özel okulların çoğu artık 6 günlük eğitimi velilerine hizmet olarak sunuyordu. Biz de eğitim portalımızı tabii dershanecilik geçmişimizi kullanarak eğitim portalımızı dershane okul ikilimiyle tabii birlikte velilerimize veriyoruz. Yani siz şunu getiriyorsunuz. Bir tarafta akademik başarı, bir tarafta sosyal kültürel başarı. Tamam. Akademik başarının bir kısmı muhakkak yine hibrit eğitimle beraber, yani yüz yüze ve online eğitimle beraber ilerleyecek. Ama sosyal kısımda öğrencilerin aslında en çok spor, sanat ve dans gibi gerekli noktalara gibi gelmişsiniz. Yani burada sosyal kültürel yaşama geliniyor. Göreceksiniz, öğrenciler okullara çok daha bağlanacaklar. Bugünlerde biz özellikle ilkokullar ve ortaokullarla bir araştırma yapıyoruz. Herkes okulumuz açılsa da bir an evvel gitsek diye cümlelerini kullanıyorlar. Ama biliyorsanız yani önümüzdeki günlerde bir LGS sonuçları açıklanacak. İşte tercihler var, okullar var, vesaireler var. Tercihler yapıldı. Ondan sonra kademeli geçişler olabilir vesaire. Sizce bir okul seçerken veli, ki özellikle okul öncesi ilkokul, hadi ortaokula diyelim, lisede öğrenci, neler dikkat etmeli? Örneğin sizin kurumlarınızın özelliklerini şöyle ana başlıklarla bize getirseniz. Sait Hocam, öncelikle velilere benim hep 3 tane tavsiyem olmuştur. Nedir? Birincisi müfredat.
bir eğitim kurumunu, eğitim kurumu yapan şeylerden başında gelir. İkincisi öğretmen, üçüncüsü ölçme değerlendirme sistemi. Bir eğitim kurumunun sürekliliği de bunlarda gizlidir. Müfredatımız, evet, İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki akademisyenlerle beraber oluşturduğumuz bir müfredatımız var. Yani hem akademik kadro, üniversitedeki akademik kadro, hem de sahadaki öğretmenlerimizle beraber geliştirdiğimiz muazzam bir müfredatımız var. Bu müfredatı öğrencilerin yaş gruplarına göre belirliyoruz. Mesela 4-6 yaş grubundaki öğrenciye oyun temelli bir öğrenme gerçekleştirirken 6-16 yaş arası birey de keşif yaşıdır. Biraz daha buluş yoluyla öğrenmeye sunduğumuz bir öğrenme metodolojisiyle yaklaşıyoruz. 10-16 yaş arası biraz daha merak yaşını besleyecek eylemler var. Biraz daha proje temelli, öğrencinin merakını tespit edip ona göre, evet, hizmet verdiğimiz bir eğitim modelimiz var. Bir de lisede artık biraz önce çok güzel bahsettiğiniz girişimcilik. Öğrenciler artık girişimci ruhu 9. sınıftan itibaren öğrencilerimize aşılamamız gereken bir süreç var. Bir de bunların yanında bir de pedagojik dil yaşı var. Öğrenciler 12 yaşa kadar, 2 ile 12 yaş arası ne kadar dil becerisiyle karşılaşırsa o kadar art. Ondan dolayı bir eğitim kurumundaki yabancı dil gelişiminde, yabancı dil gelişiminde önemsemesi lazım. Biz eğitim kurumlarımızda en az 3 yabancı dili öğrencilerimizle, velilerimizle buluşturuyoruz. Tabii burada beni en çok mutlu eden olaylardan bir tanesi, siz nasıl bir üniversiteyi de işbirliği yapıp eğitim fakültesinden gerekli yardımları alıyorsunuz. Ülkemizde devlet ve özel okulların birçoğu artık devlet ve vakıf üniversitelerinden de bu tip yardımlar alaraktan gençlerin önüne geliyor. Bu da gençlerimizin ileriye çok daha artılı bir pozisyonda yetişmesini sağlayacak. Tabi burada şimdi liseye geldiğimizde olay biraz daha değişebilir. Sizce akademik başarı mı ön planda olmalı, yoksa sosyal kültürel başarı mı, yoksa ikisi bir arada mı, neden? Hocam akademik başarı sosyal ve kültürel başarının akabinde geldiğinde çocuk sürdürülebilir başarıya erişiyor. Öğrenci mutlu olmadan öğrenmeyi kabul etmiyor. Öğrenci mutlu olacak. Bu da neyle geçiyor? Sosyal başarı, kültürel başarı ve akabinde gelen akademik başarı. Peki. Evet sevgili dostlar, programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum, Bir Eğitim Kurumları Kampüs Müdürü Sayın Burak Hersat'a çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yarın günlerden çarşamba saat 12.30'da. Evet, yarın çarşamba 12.30'da tekrar bir arada olmak dileğiyle tüm mutlu günler sizin olsun.